Şimdi diyelim ki başarılısın, gidiyorsun bir şekilde. Düştün ya. Tekrar yukarı çıktığın zaman artık sen şunu biliyorsun. O dipteki noktada aslında sana hiçbir şey olmadı. Sen hala hayattasın. Sen hala aynı sensin. Ve sen yukarı çıkabildin. Eğer sen tekrar bir noktada düşersen tekrar çıkabilirsin. Mesela bir toplantıda soru sormak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki özür dilerim, bir şey sorabilir miyim? Neden özür diliyoruz orada? Hiç düşündünüz mü? Merhaba arkadaşlar, umarım hepiniz çok iyisinizdir. Eğer daha önceden tanışmadıysak ben Bilge. Harvard MBA 2020 ve Boğaziçi Ekonomi 2016 mezunuyum. Bu kanalda eğitim, kariyer ve motivasyon alanında içerikler paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekerse aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Bu arada sık sık canlı yayınlar yapıyorum ve video yükledikten sonra ilk bir saat bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Eğer ben video yüklediğim zaman anında haberdar olmak isterseniz de abone ol tuşunun yanındaki minik zil işaretine tıklayabilirsiniz. Bugünkü konumuz özgüven. Çekim yasası videomda özgüven, kendini sevmek ve disiplinli çalışmak konularının da istediğin şeyi kendine çekmek için ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Ve bu konularda da video çekmem için çok fazla yorum ve mesaj aldım. Önerileriniz için de tekrar çok teşekkür ederim. Ben bu özgüven konusunu, özgüvenimizi aşağı çekebilme potansiyeline sahip 5 tane ana konu çevresinde ele alacağım. Hem kendi deneyimlerimi anlatacağım hem de farkındalık kazandıktan sonra bunların özgüvenimi aşağı çekmesine nasıl izin vermediğimi anlatacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Hemen başlayalım. Bugün konuşmak istediğim 5 tane konudan birincisi başarısız olma korkusu. Ben bu korkuyu nasıl yendim? Başarısız olarak. Şöyle bir algı olabiliyor bazen. Özgüvenli olmak için hiç başarısız olmamak lazım. Her zaman parlak bir geçmişinizin, parlak bir sicilinizin olması insanları çok özgüvenli yapıyor gibi bir algı olabilir. Ama mesela bu benim için tam tersi olmuştu. Benim 22 yaşına kadar evet, ben bu işte başarısız oldum diyebileceğim çok fazla bir şey olmamıştı. İşte Boğaziçi'ni nasıl kazandığımı anlattığım videoda bahsetmiştim. Mesela ben Boğaziçi Endüstri Mühendisliğini de istiyordum ama olmadı, ekonomi oldu. Bu bir başarısızlık mı? Bence değil. Ama işte böyle yoluma çıkan irili ufaklı çakıl taşları haricinde çok fazla önüme bir kaya çıkmamıştı açıkçası. Ta ki 22 yaşına gelene kadar. Aslında her şey çok güzel başlamıştı. 8 ay kış döneminde staj yaptığım yatırım bankasında. Biz seninle çalışmak çok istiyoruz. Sen mezun olmadan gel tam zamanlı işe başla, maaşını da tam bir şekilde al şeklinde bir teklif almıştım. Ve tabii çok mutluydum. Hani benim bildiğim kadarıyla o şekilde bir teklif alan bir kişi yoktu etrafımda. Ama bu mutluluğum bir ay falan sürdü. 8 Mart'ta Boston'da çektiğim bir videoda anlatmıştım. Böyle kariyerde ayak kaydırma şeklinde bir olayı ilk defa bir kadından gördüm diye. Bu yatırım bankasında benim iş tanımım biraz genişti. Yani sadece şu raporu hazırla gibi bir iş tanımım yoktu. Dolayısıyla ben sürekli inisiyatif alıyordum. İşte ben şöyle bir sunum hazırladım, şunları düşündüm diye davet atıyordum mesela insanlara. Güzel de gidiyordu bu arada aslında. Ta ki bu 8 Mart'ta Boston'da çektiğim videoda anlattığım kadın benim ayağımı kaydırmaya çalışmaya başlayana kadar. Aynı cümle kurdum. Neden ayağımı kaydırmaya çalıştı? Bunu hiçbir zaman tam anlamıyla bilemeyeceğim. Ama bence ben o inisiyatifleri alarak onun ayağına basıyordum. Ve ben 1,5 ayın sonunda o iş yerinden ayrıldım. Bu arada zamanlama olarak da Boğaziçi'nde son dönemime başlamak üzereyim. Benim okulum bir dönem uzamıştı Erasmus nedeniyle ve 2 dersim vardı sadece. O uzattığım döneme hemen başlamak üzereyken oluyor bunlar. Ve böyle kendimi gerçekten kocaman bir başarısızlık yumağı gibi hissediyordum. Hani olur ya böyle, bilmiyorum bu hissi yaşadınız mı ama dışarı çıkarsın sanki herkes senin o işte başarısız olduğunu biliyordur. Ve seni parmakla gösterip der ki işte başarısız olmuş falan. Ve tam da o zamanlar dedim ki ben insan kaynakları süreçleri iyi çalışmayan bir şirkette çalışmak istemiyorum. Böyle köklü, global, inisiyatif almaya değer veren, insana değer veren bir yerde çalışmak istiyorum. O zaman da bir arkadaşım McKinsey'den teklif almıştı. McKinsey'de işe genelde Eylül'de başlanır. İşte ben okula başlarken, bunları yaşarken o da McKinsey'e çalışmaya başlamıştı. Ve bana demişti ki McKinsey'i neden düşünmüyorsun? Ben tabii şey modundayım, hani McKinsey'e göre girmesi daha kolay, bu yerde bile ben başarılı olamadıysam McKinsey'de nasıl başarılı olurum? Ondan da önce ben McKinsey'e nasıl girerim? Sonra tabii bu olayın etkisi yavaş yavaş geçmeye başladı. Ben o yaz döneminden çıktım bir süre sonra ve kabulleniş evresine geldim. Bir de şey olur ya, olayın üzerinden biraz daha zaman geçtikten sonra daha berrak görmeye başlarsınız. Bana da öyle oldu ve kendime dedim ki senin bu başarısız olma hikayende hiçbir şey aslında seninle ilgili değil. Yani sana ne işte işleri yetiştiremiyorsun dediler, ne şunu yanlış yaptın dediler. Hiçbir şey demediler. Ve sen aslında sadece belki de kendine özgüveni yeterince iyi olmayan bir kadının ayağına bastığın için bu şekilde bir deneyim yaşadın. Bu şekilde düşünmeye başladıktan sonra benim özgüvenim
tekrar yerine gelmeye başladı. Ve dedim ki evet ya ben McKinsey'e girebilirim. Neden yapamayayım ki bunu? Ve gerçekten var gücümle McKinsey mülakatlarına çalışmaya başladım. Ve teklif aldım. Ve bence bu olayın benim karakterim üzerinde inanılmaz etkileri oldu. Mesela ben şunu fark ettim. Benim o güne kadar sicilimin temiz olması, bütün başarılarım benim omzumda inanılmaz bir yük oluşturuyormuş aslında. Hani sürekli sonraki başarım ne olacak diye bekliyorum. İnsanların da benden bunu beklediğini hissediyorum. Ve şöyle düşünüyorum. Eğer ben bir sonraki denememde başarısız olursam annem babam çok üzülür falan filan. Bunlar bende inanılmaz büyük bir baskı oluşturuyormuş. Ve aslında bu başarısız olma deneyimim bana gösterdi ki öyle bir şey yok. Yani seni seven insanlar, senin etrafında olan insanlar senin etrafında olmaya devam ediyorlar. Ve hatta belki bazı insanlarla arandaki bağı bile güçlendirdiğini söyleyebilirim. Bir diğeri de ben bir de şunu gördüm arkadaşlar. Şimdi diyelim ki başarılısın, gidiyorsun bir şekilde. Düştün ya. Tekrar yukarı çıktığın zaman artık sen şunu biliyorsun. O dipteki noktada aslında sana hiçbir şey olmadı. Sen hala hayattasın. Sen hala aynı sensin. Ve sen yukarı çıkabildin. Eğer sen tekrar bir noktada düşersen tekrar çıkabilirsin. Bunu özellikle birazcık daha detaylı anlatmak istedim. Çünkü belki aranızda benim bu 22 yaşından önceki halim gibi hissedenler vardır. Ben hiç başarısız olmadım ve çok korkuyorum şeklinde. Ben size söylüyorum, gerçekten hiçbir şey olmuyor. Ve tam da bu nedenle sakın denemekten vazgeçmeyin. Girişken olun, deneyin, yanılın, yine deneyin, yine yanılın. Bu deneyimler gerçekten sizi inanılmaz büyüten şeyler oluyor arkadaşlar. Ve o deneyimlere sıkıca sarılın. Onlar sizi çok büyüten şeyler. Özgüvenimizi aşağı çekme potansiyeli hayli yüksek olan ikinci konuda kim ne der? Birçoğumuz ailem ne der, arkadaşlarım ne der, iş arkadaşlarım ne der, takipçilerim ne der gibi düşünceler nedeniyle belki hareketlerimizi farklılaştırıyoruz. Daha kontrollü yaşamaya çalışıyoruz. Yapmak istediğimiz şeyleri hayata geçirmiyoruz veya tamamen hayatta bambaşka bir yola gidebiliyoruz. Sırf bu mahalle baskısı yüzünden. Ben bu konuyla ilgili de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İsteyen istediğini desin. Gerçekten hiçbir şey olmuyor. Şimdi size yaşadığım bir linci anlatmak istiyorum. Twitter yokken bunlar vardı arkadaşlar. Şimdi ben bu çekim yasası videosunda bahsetmiştim. Ben üniversitedeyken bir moda bloğu yazıyordum. Bloğun adı da Bilge Ca'ydı. Yani benim adım ve soyadımın ilk iki harfi. Çünkü benim adım soyadım alınmıştı falan, uzun hikaye. O nedenle ben böyle bir isim almıştım. Bu arada okuldan başka iki arkadaşımın da Boğaziçi'nde insanların ne giydiklerini fotoğrafladıkları bir blogları vardı. Ve bir çocuk bu iki konsepti birleştirip ikimizi de trollediği bir blog oluşturmuştu. O da böyle adını benim gibi adı ve soyadının ilk iki harfi yapmıştı. Diğer blogdaki kızların da konseptini çalmıştı. İşte bizim postlarda yazdıklarımızı, fotoğraflarımızı T'ye alan bir dille arkadaşlarını fotoğraf çekiyordu ve postlar yazıyordu. Bu ilk olduğu zaman insanlar bunu bana gönderiyor falan. Ben de tabii biraz üzüldüm. Sonuçta insanım yani. Bu arada 21-22 yaşında falanım işte. Sanırım üniversite 2-3 falan. Ve o zamanlar insanların ne düşündüğünü şu andakine göre çok çok daha fazla önemsiyordum. O nedenle önce birazcık üzülmüştüm. Sürekli böyle elim korka korka o çocuğun gidip işte bloğuna bakıyordum. Acaba yeni bir şey yazmış mı? Acaba bir şeyimle dalga geçmiş mi falan diye. Bu arada benim yazdığım bloğa da insanlar işte onun linklerini bırakıyorlardı. İşte çocuk seninle iyi dalga geçmiş falan diye. Bunlar da tabii beni üzüyordu, üzmüyordu desem yalan olur. Ama ilk maddede anlattığım gibi bu da gerçekten beni acayip büyüten bir deneyim olmuştu. Önümde iki yol vardı. Ya ben yapmak istediğim şeyi yapmaya devam edecektim. Ya da bu mahalle baskısına boyun eğip onu yapmayacaktım. Ben birinci yolu seçtim ve gerçekten iyi ki de öyle yapmışım. Bu arada bu çocuk benim muhabbetimin olduğu biriydi. Ondan da üzülmüştüm aslında. Ama sonuçta bir yerden sonra insan şunu fark ediyor. Herkes sonuçta kendi yolundan gidiyor. Kim bilir o da nasıl bir motivasyonla yaptı öyle bir şey. Ama gerçekten günün sonunda siz istediklerinizi yapıyorsunuz, hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz veya yapmıyorsunuz veya bu mahalle baskılarına boyun eğiyorsunuz. Ben mesela baskılara boyun eğseydim gerçekten o bloğu da bırakırdım. Ve çok eminim ki şu anda da bir YouTube kanalım olmazdı. Nilkara İbrahimgil'in bir şarkısında şöyle bir söz çok hoşuma gitmişti. Başka insanlar senin hakkında 15 dakika konuşur ama sen bir ömür o hayatı yaşıyorsun. Gerçekten eğer karşınıza mahalle baskılarına uymak veya uymamak şeklinde bir yol ayrımı gelirse lütfen bunları iyice düşünün. Özgüvenimizi düşürme potansiyeline sahip üçüncü konuda
insanların kafasındaki kalıplar. Bunlar kabul etsek de etmesek de bir şekilde hepimizin aklında varlar. Bazı özellikleri, zevkleri bazı sıfatlarla eşleştiriyoruz kafamızda ve her şeyin buna uygun olmasını bekliyoruz. Bir örnek vereyim, ne demek istiyorum. Mesela makyaj yapmayı, makyaj kanalı izlemeyi çok akıllı olmamakla özdeşleştiriyoruz. Ve daha sonra akıllı olduğunu düşündüğümüz bir arkadaşımız makyaj yapıyorsa, makyaj yapmayı seviyorsa ya da makyaj kanalı izlediğini söylüyorsa onun hakkında aklımızdan şunu geçirebiliyoruz. Karda akıllı değil aslında falan gibi. Ya da gerçekten yaşadığım bir şey söyleyeyim. Ekşi'de birkaç gün önce dikkatimi çekti. Bilge Çavuş başlığı açılmış. Ve entry'lerden biri de şunu söylüyor. Harvard'a gittikten sonra da YouTube kanalı açmazsın ya. Neden? Neden açmayayım? Yani ben eğer eğitim, kariyer ve motivasyon konularında yeterli içerik olmadığını düşünüyorsam, insanlara anlatabileceğim bir şeyler olduğunu düşünüyorsam ve eğer bunu da şu anda en iyi anlatmanın yolu YouTube'sa ben niye YouTube kanalı açmayayım? Ya da mesela Nilay'ı konuk aldığım videoda Nilay bir bilgi yarışmasına katıldığından ve orada genel cerrahinin eski adının harici olduğunu bilmediğinden ve bunun medya tarafından bu doktor bunu nasıl bilmez, kendimizi kimlere emanet ediyoruz gibi bir lince malzeme edildiğinden bahsetmişti. Bu da mesela aynı şey. Neden yani gerçekten? Bu bağımsız olayları ilişkilendirmeyi, kafamızda kurmayı bırakmak çok çok önemli. Bu neden önemli? Ben bu kalıplara bağlı kalmadan ne istiyorsam yapmanın önemini aslında Harvard'a gittikten sonra fark ettim. Harvard gerçekten benim gördüğüm en ön yargısız ortamlardan biriydi. Ve gerçekten kendin olabilmenin, istediğini giymenin, istediğin şekilde görünmenin, istediğin şeyleri yapmanın hazzı bambaşka. Ve değiştirebileceğimiz tek kişi de kendimiziz aslında. O nedenle kafamızdaki bu kalıpları ne kadar erken kırmaya başlarsak hepimiz için, dünya için bence o kadar faydalı bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum. Bu kalıpları kırmak da nasıl oluyor peki? Bana sorarsanız bunların üzerinde düşünüp bu tip ilişkilendirdiğimiz ikilileri fark ederek diyebilirim. Düşünmeyi de siz kendi sevdiğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Yolda yürüyerek, koşarak, meditasyona yaparak, aklınıza ne geliyorsa her şekilde olur aslında. Bence bunu da çok sınırlandırmamak lazım. Ama daha güzel bir dünya için bu konuları düşünelim ve farkındalığımız artsın. Dördüncü konu, geç kalmışlık hissi. Nedense aklımızda şu konuyu şu zamanda halletmiş olmalıyım gibi bir yargılama var. Mesela yine kendimden örnek vereyim. Ben araba sürmeyi toplum yargılarına göre biraz geç öğrendim. Sanırım 23 yaşında ehliyet aldım. Yani alabileceğim en küçük yaştan 5 yıl sonra aldığım için insanlara bu sanki çok geçmiş gibi geldi. Bir de ben ehliyet sınavına 4 kere girdim bu arada. İlk 3 girişimde direksiyon sınavını geçemedim. Şu andaki sistemden girmiştim. İşte böyle park ettiğiniz falan bir sınav. Ve uzun bir ehliyet alma sürecinin sonunda 23 yaşında ehliyetimi aldım. Daha sonra çalışma hayatı, MBA falan derken araba sürmeye de çok fazla eğilemedim açıkçası. Bu sene böyle daha rahat trafiğe çıkmaya başladığımı söyleyebilirim. Hala çok süpersonik araba sürdüğümü söylemek zor. Ama belli ki benim araba sürmeye inanılmaz bir ilgim yok. Buna böyle inanılmaz istek, ihtiyaç duymamışım. Ve evet ben 27 yaşında araba sürmeyi öğrenmiş olabilirim. Mesela belki 30 yaşında ilk defa şehirler arası tek başıma yol yapacağım. Kim bilir. Bu konuda da kendime şefkatli olmayı öğrendim aslında. Tabii insanlarda şey algısı var işte. İşte ilkokul mezunları bile araba kullanıyor, sen mi kullanamayacaksın? Ya da araba sürmek çok kolay gibi. Evet belki bir süre sonra bana da öyle gelmeye başlayacak ama şu anda öyle gelmiyor. Ve ben gerçekten burada kendime şefkat gösteriyorum ve bu tip konuların özgüvenimi etkilemesine izin vermiyorum. Ya da ben mesela yeni bir girişim üzerinde çalışıyorum şu anda. Ve benim direkt üniversiteden mezun olur olmaz girişimci olan arkadaşlarım da var. Ve tabii onların şirketleri belli bir büyüklüğe gelmiş durumda şu anda. Burada da kendime şunu söylüyorum. Sen şu anda kendini hazır hissettin bunun için. Senin için en doğrusu bunu şu anda yapmak. Belki onun için en doğrusu onu o anda yapmaktı. Herkesin yolu farklı. Bence bunu gerçekten sık sık kendimize hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu arada girişimimle ilgili size en yakın zamanda bilgi vereceğim, söz veriyorum. Şu anda bazı hukuki süreçlerden dolayı şu anda sizinle paylaşamıyorum ama gerçekten paylaşabildiğim en yakın zamanda anlatacağım. Ben de size anlatmak için sizin kadar sabırsızlanıyorum. Bence özgüvenimizi aşağı çeken 5. konu da çok fazla özür dilemek. Burada kusurlu olduğumuz bir durumda özür dilemekten bahsetmiyorum. Şundan bahsediyorum. Mesela bir toplantıda soru sormak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki özür dilerim, bir şey sorabilir miyim? Neden özür diliyoruz orada? Hiç düşündünüz mü? Özür dilememize hiç gerek yok aslında. Orada özür dilemek aslında beynimize şu sinyali gönderiyor. Sen bu sorunun cevabını bilmediğin için suçlusun. Onun yerine mesela aslında bir şey sormak istiyorum desek bu şekilde bir suçluluk hissetmeyeceğiz.
Bunun gibi aslında kelime seçimlerinin bilinçaltımızda çok çok büyük etkileri var. Bu etkilerin farkında olmak özgüvenimize çok iyi gelecek diye düşünüyorum. Benim bu konuda anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve yardımcı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer bu video sizin bu kanalda izlediğiniz ilk videoysa ve videoyu sevdiyseniz belki abone olmayı da düşünebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.